Merhaba dostlar, Şok Market'teyim. Bu ürünü alacağım ve deneyeceğiz beraber. Sardunya, begonya, cam güzeli, karanfil, petunya, zinya gibi begonyalarımda da denemek istiyorum. Fiyatı 9.90. Çok da uygun. Beraber deneyelim istedim. Takip ederiz. Markette sizler için fiyatını çektim bitki besinimin. Tam bir ay geçti ve verildiği ölçüde kullandım. Şu şekilde 2 litre suya bir kapak, bir ölçü. Kapağı zaten ölçü. Aynı şekilde aynı ölçüye uyarak böyle bir ölçü kabında karıştırarak, istediğim gibi uyarak tabii ki kurallara, karıştırarak bitkilerime verdim. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Biliyorsunuz benim topraklarımda solucan gübresi var. Ben hep solucan gübresi kullanıyorum. Sukulent ve kaktüslerime başka besin kullanmıyorum aslında. Ama yaprak güzeli, paçıra, begonyalarım, bunlara bitki besini vermem gerektiğini düşündüm. Çünkü yapraklarının güzelliği gerçekten bitki besiniyle daha açığa çıktı. Bir ay geçmesine rağmen inanılmaz güzelleştiler, çok hızlı büyüdüler. Bunu çok daha sonra almıştım. Normalde yaprak güzelliğinin ben böyle desenleri bende bu kadar güzel olmuyordu. Demek ki bir besin eksikliği yaşıyordu bitkilerim. Fakat bu bitki besiniyle beraber İnanılmaz derecede güzelleştiler. Çok da hızlı büyüdüler. Yaprak dokuları, renkleri, özellikle paçıram beraber almıştık, dikmiştik yine bir videoda. Yeni yeni minicik minicik yapraklar çıkardılar ve yeşilin tonu bile çok güzel. Yapraklar çok sağlıklı. Yeterli besini aldıklarını düşünüyorum. Bir ay içerisinde bu kadar kullandım. Ölçüye uyarak ve bir ay içerisinde tam 3 kez verdim bitki besini. Böyle duruma göre baktım. Hani bir hafta geçti, işte sonra bir 10 gün geçti derken tam 3 kez verdim. Çiçekleri açtılar, begonyalarım çok yeni yeni filizler veriyorlar. Pazardan alıp gelmiştim ve tabii ki bir ortama alışma süreçleri vardı. Ama ortama alışma süreci bile yaşamadan hemen büyümeye başladılar. Yapraklar çıkıyor buradan ve şu an kirli tabii, balkondalar, dış mekanda bunlar şu anda. Bir tek paçıram içeride. Güneş alan, aydınlık, daha doğrusu direkt güneş değil, perde arkasından güneş alan aydınlık yerde. Kirliler ama yaprak güzelliğini görün, çok güzel oldular. Ben çok memnun kaldım. Yaprak güzeli, begonya, paçıra gibi aslında salon bitkilerinde besine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum artık. Çok mutlu oldular. Şeker begonyam zaten çok kirli begonya oldu artık. O da çok mutlu. O da hemen bir kendini böyle yeni yeni yapraklar vermeye başladı. Güzelleştirdi kendini. Normalde ilk saksı değişimlerinde bitkiler bir şok yaşar, bir süzülürler, bir üzülürler. Ama hemen saksı değişiminden sonra ilk sulama suyuyla başlamıştım. Ve hiçbir şekilde öyle bir solukluk yaşamadılar. Ortama alışma süreci yaşamadılar. Çok mutlu olduklarını gözlemledim. Ben çok memnun kaldım. Zaten fiyatı da çok uygun. Ve aslında hep geliyor düzenli olarak markete. Görüyordum. Hep görüyordum. Ama hiç denemiyordum. Ve gerçekten fiyatının uygun olması da benim için önemli. Şu anda bu kadarlar. Ama biliyorsunuz terasta benim sardunyalarım da var. Sardunyaları da verdim. Ve o kadar güzel coştular ki. Yeni yeni tomurcuklar verdiler. Sardunyaları buraya getiremedim tabii. Ama zaten biliyorsunuz birçok videomda görüyorsunuz sardunyalarımı. Ortama alışma süreçlerinde onlar da bir şok, herhangi bir üzülme yaşamadılar. Çünkü besini direkt köklerine alınca gelişimleri hem hızlandı hem alışma süreçleri kısaldı. Yeni yeni minicik minicik yapraklar.
Çok güzel desenleri. İşte yeterli besini alınca bitkinin yaprakları tabii ki böyle güzel büyüyorlar. Bunlar büyüyünce çok güzel olacaklar. Özellikle bu rengine bayıldım. Hepsi aslında farklı bir tür. Çok da ucuz almıştık. Pazar videomu biliyorsunuz. 2 lira 3 liraydı. Vitaminimiz de ucuz. Bu çok uzun süre daha bana yetecektir. Çünkü aşırı yaz sıcaklarında vermeyi düşünmüyorum. Tekrar biraz sonbaharda, biraz ilkbaharda böyle aslında gözlemleyerek vereceğim. Bitkimin ihtiyacına göre vereceğim. Aslında tesbih çiçeğimi de denedim. Çünkü bunu buraya getirmiştim. Birçok tesbih çiçeğim var zaten. Saksısında besin verdim. Aynı bu besini verdim. Normalde bu çiçekli bitkiler için. Fakat deneme amaçlı siz de elinizdeki klasik türlere verip gözlemleyebilirsiniz. Verdim ve böyle dolgun dolgun oldu. Çok güzel oldular. Hemen kök saldılar toprağa. Hani değdikleri yerde bile kökler var. Çok güzel oldu gerçekten. Doldurdu. Yani küçücük 2-3 dal dikmiştim. Hemen doldurdu. Uzadıkça böyle saksıya sardım sardım. Hani saksının içerisine yerleştirince direkt oraya da kökler attılar. Hatta burada 2 tane pembaşkın gözyaşı yavrusu düşmüş büyümüştü. Onların bile çok hızlı böyle büyüdüğünü gözlemledim. Çünkü o da kalonşa ailesinden. Zaten hani güzel büyüyen türler bunlar. Yeterli azotu da alınca sanırım daha da güzel büyüdüler. Bir de aloe veram da aloe ailesinden aslında bu verigate bir tür. Ama bir terastaki aloe veramda da denedim. Gerçekten böyle bakın diktiğimde ne kadar kötü durumdaydı, susuz kalmıştı. Ama şimdi çok güzelleşti. Yapraklar böyle dolgun dolgun oldu. Dokusu belli oldu. Ben çok memnun kaldım. Ve tavsiye ediyorum. Yine kullanmaya devam edeceğim. Markette her gördüğümde de bir tane bir tane alacağım. Çünkü yaprak güzeli ve yeni bazı begonyalar aldım. Onları da kullanmak istiyorum. Toprağımda solucan gübresi de hep olacak. Çünkü solucan gübresini çok seviyorum. Hem sukulentlerimi hem kaktüslerimi biliyorsunuz kullanıyorum. Onun videosunu da yorumların başına tuttururum zaten. Paçıramı merak eden arkadaşlar da vardı. Detaylı videosunu da çekeceğim. Şu köşede hatta üretime aldım bir dalını. Onu da göstereceğim. Ama çok güzel oldu yaprakları. Aslında bu lekeler aldığımda vardı. Onlar böyle bir vitamin eksikliğinden. Ama bende çıkan yapraklar, büyüyen yapraklar çok canlı oldular. Çok daha dokuları güzel oldu. Sulama yapıyorum. Normal sulama yapıyorum. Diğer günler besinsiz suluyorum tabii ki. Siz de gözlemleyerek verebilirsiniz. Ölçüyü birazcık az tutabilirsiniz daha sık verecekseniz eğer. Ben tam ölçüsünde kullandım sizinle de paylaşabilmek adına. Ama bundan sonra bakacağım ihtiyaçlarına göre, durumlarına göre. Hani yarım kapak koyarım, bir kapak koyarım ama fazlasını koymam, onu söyleyeyim. Bu şekilde gözlemleyeceğim, deneyeceğim. Çok güzel. Zaten Genta markanınmış. Genta vitaminleri genelde iyi oluyor. Hiç kullanmamıştım ama kullanan arkadaşlarım hep memnundu. Bu besini kullanan arkadaşım yoktu. Birkaç arkadaşıma da sordum. Fakat kendim gözlemlemek istedim. Daha iyi olur dedim. Gerçekten de özellikle yaprağı güzeldi. Tam bir fark attı. Bunlar daha yeni aldım. Minicikti ve hemen yaprakları güzelleşti. Umarım faydam olmuştur dostlar. Videomuzu beğenir, yorum yapar, kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Siz de gözlemlerinizi, deneyimlerinizi veya kullandığınız markaları yazarsanız yorumları okuyan dostlarımız da faydalanır. Hepimiz birbirimizden öğreniyoruz ve tecrübeyle pekişiyor. Benim tecrübem bu oldu ve çok memnun kaldım. Hepinize de tavsiye ediyorum. Sevgiler.